falan girdi abi. Ya öncelikle virüsün geldiği noktada son varyant olan omikron hızlı yayıldığı ama eski varyantlar gibi ciddi hastalık yapmadığı gerçeği ortaya çıktığı andan itibaren yeniden güncellendi biliyorsunuz her şey. Ve rakamlarımız olabildiğince hızla aşağı doğru iniyor. Bu bizim için iyi bir kazanım oldu. Bir başka şey de aslında vakalarımızın hastaneye yansımalarının çok hızlı inmesi bizi cesaret etti. Şimdi bu mevcut haliyle yapılan toplantılar artık omikronun sağlık sistemi için bir yük olmadığı ve rakamların aşağı iniş trendinin devam edeceğini gördük. Ve son toplantımızı biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında külliyede bilim kurulu olarak yapıldı. Bir daha gerekmedikçe toplantı yapmama yönünde bir karara varıldı. Ve bütün o kısıtlamaları ve COVID-19'lu yürüyüşün bize getirdiği sıkıntıların hepsinden kurtulmaya karar verdik. Sadece şu kaldı, toplu taşıma ve özellikle sağlık tesislerinde maske kullanımının bir süre daha devam etmesi. Bunun da özellikle rakamın, günlük rakamın 1000'in altına düştüğü anda bunun da kaldırılması. Rakamlar biliyorsunuz çok hızlı aşağı doğru iniyor. Yakın bir gelecekte muhtemelen COVID-19'la birlikte getirdiğimiz bütün kısıtlamaları kaldıracağımızı düşünüyoruz. Kurban olur mu hocam? Bu kadar uzun bir süre alacağını düşünmüyorum. Yani bu sürenin çok kısa. Yani bir hafta 10 gün içinde en son kalan kısıtlamaların da kalkacağını düşünüyorum. Mevcut haliyle aslında virüs çok hızlı yayılsa bile genel yaklaşım bir üst solunum yolu enfeksiyonuna döndü. Yani akciğer tutulumu çok gözlemlemediğimiz için bu bizi daha rahat hareket etmeye itti. Ve normal bir gripte ne gibi tedbirler alıyorsak artık bunda da öyle tedbirlerle yürümeye karar verdik. Biliyorsunuz gripin yoğun olduğu dönemlerde daha çok bireysel koruma tedbirlerinin ön plana çıktığı bir yol haritası seçiyoruz. Yani ne yapıyoruz? Hasta olan kişi kendini koruyor. Riskli olanlar, özellikle 65 yaş üstü olanlar, ek hastalı olanlar daha çok dikkat ediyor. Aşılarını oluyor. Bireysel anlamda koruyorlar. Hastalık riski olanların kendini korumasını istiyoruz. Yani bu dakikadan sonra hasta olan, hastalık riski olan, kötü geçirme ihtimali olanların tedbirlerini alacağı bir dönem. Toplumsal anlamda biz herhangi bir kısıtlama, yasaklama gibi bir niyetimiz yok. Eğer bu virüsün bu hali devam ederse artık geçmiş olsun deme zamanı. Ve o yaşadığımız 2 yıllık sıkıntı ve stresin mazide bir tarihi yaşanmış 2 yıllık olay olarak kalma ve bırakılma zamanı. Ve bu bayramda aslında bu kadar aradan sonra gerçekten bayram gibi yaşayabileceğimiz, maske ve mesafenin aramızdan çıktığı, gönül rahatlığıyla ellerimizin tokalaşmanın mümkün olduğu, sarılmanın mümkün olduğu, büyüklerimizin ellerini öpülebildiği bir bayram olarak kutlanma hakkını bize tekrar geri verdi. İnşallah bundan sonra da çok ciddi bir sıkıntı göreceğimizi düşünmüyoruz. En azından bu şekilde rahat düşünmemizi gösterecek şekilde gidiyor rakamlar. Sonbahar geldiğinde tekrar duruma bakacağız. Şu an için bir endişemiz, beklentimiz, kötü bir beklentimiz yok ama o gün geldiğinde belki tekrar oturup konuşuruz ama şu an olabildiğince iyi gittiğini söyleyebilirim. Öncelikle şunu bilelim ki ülkemiz bu tür konularda bireysel yaklaşmıyor. Komitelerle ve kurullarla yürüyor. Öncelikle değerlendiriliyor. Bunun bizim için ne kadar büyük bir tehlike olduğu masaya yatırılıyor. Ondan sonra planlamalar yapılıyor ki COVID-19 süreci bunu gösterdi. Daha ülkemize girmeden bilim kurulları oluşturuldu, rehberler oluşturuldu, tedbirler oluşturuldu. Ve biz önceden ilaçlarımızı hazır tuttuk, hastanelerimizi büyüttük, yoğun bakımımızı katlanarak büyüttük. Bunun yanında kendi ventilatörümüzü üretebilir hale geldik çok kısa sürede. Dünyada aşı üreten 9 ülkeden biri olmayı başarabildik. Yani aslında sağlık anlamında yapılabilecek her şeyi yapabilen ve çok hızlı reaksiyon alabilen bir ülke olduğumuzu gördük. Hatta şu kadar net söyleyebilirim. Bu COVID-19 döneminde böyle bir salgının en ideal, optimum nasıl yönetebileceğini dünyaya gösteren bir ülke olduk. Bunun da şu an meyvelerini yiyoruz. Nasıl ki şu an ülkemize karşı ciddi bir turizm patlaması var. Sağlık turizm patlaması var. Dünyanın her yerinden hastalar akın akın ülkemize geliyor. Bu da aslında bu pandemi döneminde sağlık sistemimizin çok ciddi bir sınav verdiği ve bu sınavı tam puanla geçtiğinin göstergesi. Bir başka şey de şu an bizim hekimlerimiz, hemşirelerimiz dünyanın bütün ülkelerinden talep görüyor. Normal şartlarda birçok ülke bir başka ülkede yetişmiş sağlık profesyonelini kendi ülkesine almak istemez. Ama Türkiye'deki bütün doktor ve hemşireler şu an inanılmaz bir rağbet görüyor dünyanın her yerinden. COVID-19 sürecinde bu işin en idealini göstermenin aslında sonuçları bunlar. Bir başka şey de biliyorsunuz eskiden insanlar uç tedaviler için
ileri tedaviler için yurt dışına sevk olma yarışına girerdi. Şu an yurt dışından insanlar Türkiye'ye nakil olma yarışına girmiş durumda. İnanılmaz talepler var dünyanın her yerinden ve uçak ambulanslarla vatandaşlarımızın başka ülkelerde yatan hastalarımızın ülkeye nakil sırası oluştu diyebilirim. Bunlar da aslında bu süreçte gösterdiğimiz başarının da sonuçları. Şimdi yeni bir varyant, yeni bir virüs, yeni bir tehlike ülkemize girer mi? Şu an böyle bir risk gözükmüyor. Eğer böyle bir şey söz konusu olursa da ne kadar hazırlıklı olduğumuzu zaten hep birlikte gördük. Bir sağlık altyapımız çok güçlü ve güçlenerek devam ediyor. Yeni hastaneler halen açılmaya devam ediyor. Yeni sağlık profesyonellerinin bu sağlık ordusuna katılması halen devam ediyor. Bir başka şey de artık biz aşı üretebilmeyi başarmış bir ülkeyiz. Bir sonraki süreçte asla böyle bir hazırlık sürecimiz olmayacak. Çünkü artık biz aşamaya geçtik. Diğer bir konuda aslında bizim filyasyon gibi, aşılama sistemleri gibi zaten hazır ve oturmuş halk sağlığı uygulamalarımız var. Yeni bir tehlike olursa o tehlike en hazırlıklı ülkenin yine bizim olacağımızı ben net söyleyebilirim. Şu an için ama endişe mahal bir durum yok. Artık kavuşma, kucaklaşma ve maskesiz, mesafesiz ellerimizin sımsıkı birleşme zamanı. Bunun da değerini ve kıymetini bilip şunu da unutmayalım. Sağlık anlamında öncelikle herkes kendinin doktoru, kendisinin hemşiresi olmak durumunda. Yani hastalıklara karşı öncelikle biz kendimizi korumak zorundayız. Ve şu anda görünür bir, yakın bir tehlikede ülkemizin söz konusu değil. Thank you.